Mi Notebook Pro'ya ekstradan bir SSD yükseltmesi yapacağız. Laptop Çin'den, SSD de Çin'den alın dedik. Hem fiyatlar biraz daha uygundu. Şöyle çok yaygın olmayan Kingdian marka, sanki Kingston'a benzer bir SSD tercih ettim. Çok yaygın olmadığı için de merak ettim. Hani kalitesi, performansı veya hani uzun ömürlülüğü nedir ne değildir merak ettim. Hem bu SSD'nin incelemesi olacak hem de laptopa nasıl takabiliriz, montajı nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. İlk olarak SSD şöyle bir kutuda geliyor. Şöyle yanında minik bir detay olarak vida da eklenmiş. Bazı SSD'lerde gelmiyor. Bu yüzden burada olması bir artı olmuş. Şöyle ayıralım bunu bir kenara. Şöyle yakından baktığımızda burada SK Hynix görüyorum. Burada yine kendi çipleri var. Bu arada bu M.2 SATA PCI Express değil. Yani maksimum 6 GB saniye bir hız sunuyor. Okuma olarak 550 MB civarında, yazma olarak da 360 MB civarında olduğu söyleniyor. Tabii bu değerleri test ederek göreceğiz. Şimdi montajına geçelim. Şöyle öncelikle nelere ihtiyacımız var? Şöyle 5 numara torka ihtiyacımız var. Bunun yanında şöyle plastik aletlere ihtiyaç var. Yalnız şunu kesinlikle belirtmeliyim. Mi Notebook Pro'yu ilk defa açarken acele etmeyin. Plastik aletler kullanın. Çünkü metal aletler alüminyumu kolayca çizebilir veya nazik davranmazsanız metal yamulabilir. Bunu da istemeyiz. Bu yüzden ilk olarak şöyle şu kenarda gördüğümüz ve şurada bir tane gizli olan vidayı sökerek başlayacağız. Şimdi bütün vidaları söktükten sonra işin en zor kısmı arka kapağı çıkarmak. Ben ikinci sefer çıkarmama rağmen yine de çok zorlandım. İlk olarak şu arka kısımdan yumuşak yumuşak şöyle şunu ittirerek arka kısmı açtım. Ardından şu kısma geçtim. Ve buradan da şöyle yavaş yavaş çekerek dikkatli şekilde diğer kısımları da açıyorum. Burada minik bir tane plastik parça kırdık. Sanıyorum şuradan. Şurada minik plastik ayaklardan birine kırdık. Ne yazık ki. Nihayetinde ulaştık. Birinci SSD'miz burada. İkinci SSD'yi de buraya koyacağız. Zaten burada hazır bir vidası var. Şimdi hızlı bir şekilde hemen test etmek istiyorum. Şöyle alt kapağını kapatmadım. Bu yüzden dikkatli olarak şöyle bilgisayarı açacağım. Acaba SSD tanıyacak mı? Şöyle disk yönetiminden bakalım. Burada disk 0 olan bizim laptopta olan SSD. Buradaki disk 1 olarak geçen de yeni taktığımız SSD. Buna yeni basit birim ekleyeceğiz. D diyelim. Şimdi D olarak yerel diskimizi ekledik.
Şöyle bakıyorum, evet. Şu anda SSD kullanılabilir bu durumda. 223 GB. Şöyle hızlı bir şekilde hemen bir yazma okuma hızına da bakalım. İlk izlenim olarak gördüm. Herhangi bir sorun yok. Okuma yazma hızları fena değil, idare eder. Kingdian markası olarak çok yaygın bir kullanım yok. Bu yüzden garanti konusunda veya uzun ömürlük konusunda net bir şeyler söyleyemiyorum. Fakat gelişme olursa açıklama kısmına belirteceğim veya yorumlarda yazarım. Sizin de merak ettikleriniz varsa yorum olarak sorabilirsiniz. Bunu da yine Gearbest'ten almıştım. 80-90 dolar civarında. Yine açıklama kısmında linkleri paylaşacağım. Farklı bir incelemede görüşmek üzere.